Hazır mıyız? Saat tam olarak 4.45. Biz yavaştan yola koyulduk. Balık bunu gerektirir çünkü. Eşyalarımızı tekneye yükleyip gideceğiz. Evet, denize iniyoruz şu anda. Tekneyi yavaş yavaş denize doğru götürüyoruz. Hava biraz karanlık. Aydınlanınca görüşürüz. Evet, avımıza başladık. Denize soktuk. Hava biraz karanlıktı. Biraz gargur aldık. Şu anda bir tane bir şey geliyor. Onu da çekelim. Evet, istavrit. Güzel bir boy istavrit. Hadi rastgele. Devam. Evet, şimdi Mersin'de Karaduvar Limanı'ndayız. Derinlik kaç metre? 6 metre falan var. Değil mi oraya? Var, 10 metre var ya. 10 metre falan var. Sonarımızı çalıştırmadık bu sefer. Sonarsız geldik. Ya denizde sadece şu anlık gargur var, biraz da istavrit var. Hatta şöyle göstereyim size. Şöyle biraz aldık, kovaya koyduk. Hava çok soğuk abi, hava inanılmaz soğuk. Birazdan yemek kahvaltı faslına geçeceğiz. İnşallah, çok acıktık, inanılmaz. Hava inanılmaz soğuk ya, çok soğuk. Şimdi yemler... Sardalya kullanıyoruz. Bir de karides kullanıyoruz. Şöyle ince ince doğradık sardalyaları. Tuzladık akşamdan. Sertleşti baya. Şimdilik iyi gidiyor. Bakalım. Güzel balıklar alırsak çekeriz. Az sonra kahvaltımızı yaparız. Kahvemizi doldururuz. Hava inanılmaz esiyor. Rüzgar sesi var mı bilmiyorum ama yani dead cat var gerçi. Engelleyebilir rüzgarı. Ama çok soğuk abi, inanılmaz soğuk. Değil mi Orhan Bey? Evet. Ya üşümek balıkçılığın fıtratında var abi. Abi burada bir şeyler oluyor ya. Yani bir köpürdeme var, bir şeyler var, altta bir şeyler oluyor. İnşallah balık yapacak bakalım. Hava mı bozuyor bilmiyorum ama. Takımımız klasik, üçlü takım ama az önce bir tanesini balon kopardığı için artık ikili takıma dönüştü. Akdeniz'i anlamadım ki. Akdeniz'de balon istilası var, gargur istilası var. Abi şu an inanılmaz gargur istilası var harbiden. Ve hani boyları şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Orta. Yine gösteririz çıkışta da. Orta boy. Ha, balık lezzetli mi derseniz. Lezzetli. Güzel yani. Lezzetli. Fena değil. Ama işte başka bir şeyler de çıksın ya. Bir çupra gelsin, bir halili gelsin. Hep gargur, hep gargur. Bakalım, devam ediyoruz şimdilik. Az sonra bir kahvemizi doldururuz abi. Bir kahve olmadan olmuyor bu iş. Güzel bir kahve içeriz. Bardağımız falan burada zaten. Ya birazdan şöyle açıklara falan da gideriz. Oralarda da bakarız neler var. 6 beygirlik motorumuzla. 6 beygirlik Tuatsu'muz bizi götürecek inşallah. Evet, bir şey geliyor. Bakalım, gargur gibi. %99. Aynen, %99 gargur abi. Ha. Evet. Konuşan balık. Konuşuyor. Zaten gargurun özelliği biliyorsunuz. Gargur gur 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 ediyor çıktığı zaman.
Şimdi bunu alalım. Evet, çalıştırıyoruz ve gidiyoruz. 6 beygir Tuat su. Çok güzel ya, çok keyifli. Gargur mu? Yeni meramızda. Gargur olma ihtimali yüksek. Güzel. Oo, boy. Güzel bir boy. Gargur geldi ama. Ama boyu güzel yani. Yani boyunu nasıl göstereyim size? Avucum kadar. Bu şekilde. Devam. Devam ki. Evet abi, ne çekiyorsun? Aldık bir şeyler de gargur büyük ihtimalle. Hadi bakalım. Vuruşundan belli zaten, artık tanıdık yani vuruşunu falan. Evet, gargur. Ya işte genelde bu boy var. Az evvel çektiğimiz boy birazcık istisnaydı. Evet. Genelde bu boy. Ya bu da avucun biraz daha küçüğü yani. Avucuna koy abi. Devam. Evet. Ben yine aldım. Bakalım ne geliyor. Gargur gibi. Yine ama belli de olmaz. Evet, yine güzel bir boy. Fena değil. Bence de güzel. Yani İstanbul'dan falan lezzetli ha. Gerçekten öyle. Ya barbunla eşdeğer ama şimdi tabii ki de hani öyle ya, tabii ki de görmeyecekler de. Abi pişireceğiz, evdekilerin fikrini de alırız. Yani istavrit de var. Gargur da var. Hangisi daha lezzetli diye sorarız. Boy bu. Sonuç olarak bu çok çıktığı için birazcık değersizleşiyor. Aynen aynen. Çok çıktığı için diyoruz ki bu güzel değil. Ama halbuki ki güzel yani. Evet, rastgele devam ediyoruz. Sende var mı şey? Yok. Devam. Benimkileri balon parçaladı ya. Sen takımı değiştir abi. Balon da var. Balon bırakmıyor. Oltayı anında alıyor. Kanca manca ne var ne yoksa yutuyor götürüyor. Zaten dişleri biliyorsunuz keskin. O yüzden takımı yenilememiz lazım. Evet, yine yaklaşık 10 metrelerdeyiz. 15 de olabilir. O civar bir şey. Yine bir şey çekiyorum bakalım. Gargur büyük ihtimalle yine. Evet. Küçük bir boy. Bunu büyük ihtimalle geri salarız. Almaya gerek yok abi. Atıyorum geri. Salalım. Evet, bir şey daha aldım bakalım. Yok ya, gargur galiba ya. Gargur gargur. Şu boyda güzel bir boy, yenir boy. Ya arkadaşlar, maksat eğlence. Pandemi dönemi. Abi eğlence ve taze balık ya.
Yani şu alacağınız çiftlik çuprasından daha güzeldir. Daha orijinaldir. Ben şahsen bunu tercih ederim abi. Değil mi? Evet. Taptaze denizden mis gibi balık. Evet abi devam. Ya ben birazdan bir kahve içmek istiyorum ya. Tostumuz da yeriz evde. Tost yaptık. Bak at çek ya burası resmen. Bekle şimdi. Canlı canlı çekiyorum, bekleyin. Evet abi. Alacağım şimdi. Ne geliyor acaba? Kandır. Evet aldım. Aldım. Gargur geliyor büyük ihtimalle ama. Aa gitti geri. Değil mi? Gitti. Şundadır ya. Yo yo gitti. Evet bir şey geliyor. Bakalım neymiş. Gargur büyük ihtimalle. Evet. Küçük bir gargur. Şuna bakın. Ufacık. Bunu hemen geri atıyoruz abi. Evet. Evet bir şey aldık. Hadi bakalım ne geliyor? Gargur büyük ihtimalle. Gargur mu? Hı-hı. Evet. Daha güzel bir boy yine. İşte hep orta ideal boyu bu. Aynen öyle. Motorumuz şöyle göstereyim. Yem şöyle koyuyoruz. İşte şunu yakın zamanda içeriye alacağız inşallah. Evet. Hava güzel. Güneş doğdu. Gördüğünüz gibi Mersin 52 katlı metropol binası. Şu anda Radisson Blu herhalde değil mi oraya? Radisson. Şu anda hiçbir şey değil abi, o da gitti. Ha, o da mı gitti? O da gitti. O da gitmiş. Yani şurası zaten Karaduvar limanı. Bu şekilde devam. Ben bir kahvaltı olaylarına girişeyim. Kahvaltı yapalım ya. Kahvemiz her zamanki gibi var. Balık da yapıyor. Çok keyifli şu anda. Vallahi şöyle yatacağım. Bayağı kalın giyindik. Kalın giyinmişiz. Vallahi ince giyinseydik bence çok kötü olurdu. Şöyle saat 5 sularında tost yapmıştık. Yani şu an çok iyi görünmese de karnımız doyuyor değil mi oraya? Elinize sağlık abi. Afiyet olsun. Martı. Evet, garguru şimdi martıya vereceğiz. Gel oğlum. Gel. Martı. Ha? Gelecek ama korkuyor. At. Havadayken yakalayabilir misin acaba? At, at, at. Gel. Tut. Hadi. Hadi be. Lan yakalayamadı.
Öbürü sinirleniyor. Kızdı bize. Ay ay. Tüh, neyse bir daha tutarsak onu veririz ya. Evet, yine gargur mu çektin abi? Evet, zıplayarak geldiği için. Evet. Yok yok. Aa, gargur. Ha, gargur. Gargur gargur. Evet. Yok lan gargur değil galiba. Gargur. Ha, gargur gargur. Ama bunun rengi biraz açık. Evet. Gargurun da çeşidi var galiba. Güneş vurmuş buna. Evet, Martı yine istiyor garguru. Ama ya ver gitsin hayvana ya. Gel. At şöyle ileri at, havaya at. Hadi. 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 Yakaladı mı? Yakaladı mı? Aa, yakalayamadılar. Neyse. Bir dahaki sefere. Hadi bakalım. Evet, gargur geliyor yine. Devam ediyoruz balığa. Gargura devam. Oh, bu ne lan? Oh, peşine gelmişti. Bir tane daha geldi. Arda arda geldi. Yiyebilecek mi? Onların da hakkı var. Evet, deniyoruz. Tam üstüne atmaya çalışacağım. Bakalım. Ay! Tuttu. Tuttu, vallahi tuttu. Vallahi tuttu. Afiyet olsun diyelim martılara da. Ha, götürdü, indirdi. Mideye indirdi mi? Son inen de yok. Şu anda balon yemiş. Peşine gelen balon. Ciddi misin? Olabilir. Evet, takımı değiştirme zamanı geldi. Abi balon var ya. Biraz biz açığa doğru geldik işte. Hala o kahvaltı yaptığımız yerdeyiz ama işte açık burası biraz daha. Burada balon var. Balon geliyor. Tabii gargura da devam ediyor bir yandan. Vahşi bir hayvan ya, balon var ya, çok fena. İnsanın tutası bile gel yani ya. Eliyle bile hani vallahi dokunasın gelmiyor yani. Çok iğrenç bir balık. Gargur için herhangi bir takıma gerek yok. Yani özel bir takıma ihtiyacınız yok. Ucuna leblebi taksanız yine tutarsınız yani. Jelibonla balık tuttuk diyorlar. Yani jelibonla balık tuttuk diyorlar. Aynen bunu da tutarsınız. Evet, yine gargur geliyor. Bu şekilde. Gargura devam. Evet, yine gargura devam galiba. Evet. Gargur. Güzel bir boy, fena bir boy değil. Evet, şimdi ben istiyorum ki böyle bizi yerken de, balığı pişirirken de izleyin. Şimdi balıkları pişirmeye gidelim. Bakalım gargur gerçekten lezzetli mi abi? Evet, şimdi gargurlarımızı tuttuk. Eve geldik. Şöyle temizledim ben hepsini. Bayağı bir balığımız var. 4 kişiyiz. Bunu yiyeceğiz inşallah. Şöyle unumu şey yaptım. Mısır unuyla karıştırdım. Normal unu. Biraz da tuz attım üstüne.
Şimdi balıkları tek tek unlayalım. Sonra da güzel bir şekilde kızartalım. Gargurların boyu şu şekilde gördüğünüz gibi. Şöyle var, şöyle. Zaten çok büyüğü yok bunun. Hep bu boyutlar. Aralarda iriler de var. Bakalım gargur balığı lezzetli mi? Nasıl oluyor pişince? Bir görelim bakalım. Şöyle tek tek unlayalım. Şöyle unluyorum tek tek. Şu şekilde. Ya mesela şu iri bir boy. Şöyle baktığınız zaman. Yağ kızmış. Kuyruktan kızarmaya başladı. Tek tek koyalım. Evet, buyurun böyle. Soframızı kurduk. Balıklarımız pişti. Gayet güzel görünüyor. Yani şöyle söyleyeyim, birazcık içine mısırını karıştırınca onun çok lezzet farkı oluyor. Şöyle ufak bir salata yaptık. Şöyle ufak mezelerimiz var. Bir bakalım gargur balığımız şu şekilde. Ha, şunu anlamadım ben. Bakın. Şu gargurun içinde kafasında böyle bir şey var abi. Şunu gerçekten ben anlam veremedim. Hiçbir balıkta ben böyle bir şey görmedim. Bunun ne olduğunu bilenler yazsın. Yani böyle bir şey çıkıyor. Hepsinde var bakın. Bir tane daha açayım. Bakın. Şu yine bunda biraz daha az. Şöyle göstereyim. Bak şimdi. Abi inanılmaz kırmızı bir sıvı var ya balığın kafasının içinde. Çok garip. Şöyle bir tane yiyelim. Bu sıvının yani bu görüntünün neden olduğunu bilenler varsa yazsın. Şöyle. Abi lezzetli ya. Vallahi lezzetli. Yani özellikle evde pişirince çok güzel oluyor. Bayağı lezzetli ya. Şöyle şundan da alayım. 10 numara. Yani gargur bilmiyorum. Seviyor musunuz, yiyor musunuz? Çok çıkıyor denizde. İnanılmaz çok çıkıyor. Yani artık avcılar bunu avlamıyor. Çok bulunduğu için değersiz gibi görünse de lezzet manasında çok güzel. Yani bulursanız denize atmayın derim. Evde böyle pişirince lokum gibi oluyor. Şöyle hemen atıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yine büyük ihtimalle balık videolarımız devam eder. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlara bekliyorum hepinizi.